bir junior iş ilanına hazır olduğunu nasıl hisseder? Şimdi nasıl hisseder demek de niye hazır olup olmamanın bir önemi var. Onu bir aslında konuşmak lazım. Çünkü bir iş ilanından beklentiniz doğal olarak başvururken bir cevap almak. Yani cevap aldıktan sonra tabii hikaye daha da ilerliyor. Cevabın şey olduğunu varsayıyorum. Hani sizinle görüşmeyi istediklerini varsayıyorum. Buradaki soru daha fazla bir iş ilanı için, yani beni almaları için bu iş ilanında hazır olduğumu nasıl bilirim? İşin enteresan tarafı sizin hazır olduğunuzu bilip bilmemenizin pek bir değeri yok. Yani sizin kafanızdaki hesaplamalara göre karşıdaki firma bir cevap vermeyecek. Onların akıllarındaki şeyler çok farklı. Yani burada o kadar çok değişken var ki iş ilanında işte fazladan madde koyup o maddeleri sadece pazarlık için kullanmaktan tutun. İş ilanını sadece bir veri tabanı oluşturmak için yaratmış olanlardan tutun. Daha şu an aklıma gelmeyen bir sürü sebep var. Ama burada bilinmeyenleri çözmeye çalışmak çok mantıklı değil. Çünkü çok olası değil. Ya bir iş ilanına baktığınızda eğer duygusal davranmak istiyorsanız aslında ilk aşamada şeye bakmak lazım. Yani ben bu iş ilanında bahsedilen kisi olmak istiyor muyum? Birinci önemli olan bu. Bu kisi olmak istiyorsam ben bu iş ilanında bahsedilenlerin ne kadarını yapabilirim? Şu an ne kadarını yapabiliyorum değil, ne kadarını yapabilirim? Çünkü şu da var, şirketler çoğunlukla iş ilanlarında yazdıkları şeyleri yapabilecek fakat hali hazırda yapmakta olan, yani şey demiyorlarsa tabii ki 3 yıl X deneyimli demiyorlarsa. Ya bu videonun sonunda şeye bağlayacağım yani, sizin hazır hissedip hissetmemeniz önemli değil. Oraya başvurup karşı tarafın sizin ne kadar hazır olduğunuzu karar vermesi önemli. Burada şeyi de atlamamak lazım tabii. Siz kendinizi %50 hazır hissediyorsunuzdur ve belki şirket içinde %50 hazır birisini almak okeydir. Ya belki de bununla ilgili bir problem yok. Belki de onlar zaten bu şekilde düşünmüşlerdi. İçeride yetiştirmeyi düşünüyorlar vesaire. Ya o yüzden bence varsayımları bir kenara bırakıp hani başvurmak lazım. Ben her halükarda eğer o rolü yapabileceğinize inanıyorsanız, bakın yapabilmekten kaskım, arka tarafta epey şeye sardı bu arada, şöyle bir inşaat durumu var, yapabilmekten kastım hani ben çalışırım, öğrenirim, bunu yapabilirim diyorsanız ve yapmak istiyorsanız bence bu noktadan sonra pek bir problem yok. Ha burada tabii ki şuna da dönüşebilir, işte bir şirketin atıyorum siz hani junior developer'dan bahsettiğimizi varsayıyorum. İşte ne kadar yukarıya uçabilirim, CTO rolüne diyelim, başvuruyorsunuz ben bunu yapabilir miyim diye. Bence bir sıkıntı yok ya, enteresan da olabilir açıkçası. Karşı tarafın tepkisini bilemezsiniz yani, negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Hani ben değerlendiriyor olursam gülüp geçerim, o ayrı konu da. Aslında o anki benim duygu ve düşünce durumuma da bağlı. Hani merak edip bu kişiyle bir görüşmek de isteyebilirim. Tabii ki bir ego zıplaması söz konusu diye düşünürüm orada ama belki de şans eseri o anki duygu düşüncemle görüşmek isterim. Yani bu karşınızdakilerin insan olduğunu da unutmamak lazım. Onların da anlık kararlarında ufak değişiklikler olur o an içerisinde bulundukları duygu düşünceme atmosfere göre. Bahsetmiştim değil mi çok fazla değişken var diye. Gerçekten çok fazla değişken var. Ha, ama bir ilan gördünüz ve o ilanı gerçekten hissediyorsunuz ve özgüveninizin eksik olduğunu düşünüyorsunuz. Özgüveninizi yükseltmek istiyorsunuz. Bu da hani yapabilirliğinizi yükseltmek anlamına gelir bir anlamda. O zaman o ilandaki bahsedilen isterleri yerine getirmek için tek tek artık eğitim mi alacaksınız, proje mi alacaksınız? Onları yapacaksınız ama yani soruya net bir cevap vermediğimin farkındayım. Çünkü zaten net bir cevabı yok. Ama çok üzerine eğinilmesi gereken bir soru da değil aslında bakarsanız. Yani burada bir iş ilanına baktığınızda ben hazır mıyım bunun için, hazır değil miyim mi siz düşüneceğinize bırakın. Karşı taraf düşünsün. Ama tabii arada bir buffer da koyun derim. Ya ben kendi adıma hani ben gidip de junior'ken bir atıyorum arkitekt rolüne başvurmazdım diye tahmin ediyorum. Ama doğru mu yapardım, yanlış mı yapardım onu da bilemeyiz. Ve böylece bu videoda da hiçbir net cevap vermeden konuyu kapatmış oluyorum. Bir sonrakinde görüşürüz.